kitam sen. Bir görsen, keşfetsen, bir denesen. Kipsin sen, kip 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 kipsin sen. Kip 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 kipsin sen. Süper Lig isim sponsoru Trendyol son roundu sunar. İsmail Kartal Hoca yardımcılarıyla, 3 tane yardımcısıyla bir araya geldi. Tam 10 evet. dakika sürdü. 10 dakika. Aynen öyle. Tam 10 dakika sonra Samet gözyaşları içinde çocuk soyunma odasına gitti. Evet. Zayt yerine işte Batshuayi girdi, Crespo girdi. Ama 10 dakika boyunca hiç kimse, çünkü 68. dakikada sahaya bakmadınız mı, İsmail Yüksek sarı gördü. Bakasetas pozisyonu. Evet. Tamam. Hakem kararı doğrudur, yanlıştır. Onu tartışmıyorum. Ayrı mesele. Bak çok %50-50 o, tamam mı? Benim tartışmam başka. İsmail Hoca ile yardımcıları biriniz bakmadınız mı? Çocuk sarı gördü. Siz o sarı görmemiş gibi 6 numarada oynarken, orta sahada oynarken, cebinde sarı varken çok tedirgin olan ve ikinci sarı görmeye maalesef çok müsait olan, bence ilerleyen vadede bunu düzeltecektir ama bu oyuncuyu stopere nasıl aldınız? Niye yaptınız bunu gerçekten ya? Yani oyuncu değişikliği yaptın. 5-6 dakika sonra İsmail ikinci sarıyı gördü. Bak yine hakem hatası ayrı ama 10 dakika ne tartışması, toplantısı yaptınız? Hocam yapmayın bunu yani. Bak 63-73 10 dakika. Sen 73'te oyuncu değiştirdin. 71'de Abdullah Hoca onu açıyor, aldı zaten. Artık Samet'in çıkmasına hiç gerek yoktu. Evet. Peki sen hocam, Rıdvan Dilmen çok haklı olarak ben de yazımda belirttim. Yuhlanmasın diye Zayt'sı çıkartmadın Ludo Gores maçında. Ne kadar büyük liderlik dedik. Şimdi niye çıkartıyorsun Samet'sin Zayt'sı? Evet. Yoruldu diye olsa değil, yorulmadı. Bir şey o zaman sen İsmail Hoca'nın dağılması problemi. O çok kötüydü o 10 dakika. Çok üzüldüm yani İsmail yani Kartal ve ekibi için. Kötü bir. Yoksa kötü maç olur ya. Bugün de hocanın istedikleri olmadı deriz. Olsun, canı sağ olsun. Bir ay sonraki hafta düzeltir deriz. Şu şekil olmaz. Ya 19 maç kazanan hocanın artık biraz özgüvenli olması lazım. Biraz lider olması lazım. 50'den sonra müdahale etmesi lazım. Teknik ekip falan çok zayıf. Bak bir daha söylüyorum. Teknik ekip çok zayıf. Ekibime çok güveniyorum diyor. Güvenme hocam. Ekibine takviye al. Önder Özen diyor ki bak, enteresan bir fikir. Bir tane eski futbolcu alıyor. Herkes diyor akademik diyor. Çünkü eski futbolcu bıdı bıdı yapar diyor. Ya çok iyi bir tespit Önder Hoca'nın gerçekten de. Üç yardımcı da aynı background'dan, aynı tarzdan olmaz ya. Yani mesela evet, benim çok, o dakika çok böyle ama, akademik tartışmaydı, fark ettin mi? Ama size bir şey anlatayım. Bizim bu meşhur Hırvatistan maçı var ya, 122. dakikada Sevin'in attığı bu mucize maçımız. Evet. Fatih Hoca'nın yardımcıları Metin Tekin, Oğuz Çetin. Evet, hoca Nihat'ı işte oyundan birini alacak, birini sokacak. Sanıyorum bir forvet oyuncusu sokacak, hatırlamıyorum ismini. Nihat o maçta yok, sakatlığı nedeniyle. Yok. Evet, evet. Nihat yok. Nihat olmadığı için birini sokacak oyuna. Şimdi gerçekten ismini hatırlamıyorum. Bakarım ben şimdi. Oğuz Hoca gidiyor. Sen diyor futbolcuya diyor. Oyuna sokulacak futbolcuya. Sen bekle diyor. Semih'i çağırıyor. Hoca diyor ki gelsin şey işte falanca. Semih geliyor. Ne oluyor diyor. Hocam bu girsin diyorlar. Bak Metin Hoca bizimle program yapıyor, soralım. Evet evet. Ben o zaman yapmıştım o röportajı. 2009'da Forfortu'da var. Hem Oğuz abiyle hem Metin abiyle. Hem Oğuz Çetin hem Metin Tekin. Hocam Semih girsin diyorlar. Hoca da bakıyor ki ikisi birden bunu diyor. Tamam girsin diyor. Sonra Semih de giriyor. Bir iki top kaybediyor bir şey. Hoca da böyle yapıyor. Bak diyor sizinkiler falan. Ne oldu diyor. Senin çok kutlarım falan. Tamam hocam. Hani biraz da fırça yiyorlar. Biraz da fırça yiyorlar. Ne oldu? Falan yapıyorlar hocam. Hoca var ya, bizim Fatih Hocam var ya şeyleri. Ne oldu falan. 122'de Semih koy. Şimdi şunu anla. Aynısını. Fatih derim. Rıdvan Dilmen ne yaptı Piyon Tekin yardımcısıyken? Biz arkadaşlar, biz San Marino'ya puan veriyorduk. Evet evet ya. Rıdvan Dilmen Sedya'da değiştirdi de elini indirdi Fatih Terim. Yok yok, devam dedi. Sen elini indir, oyna dedi. Oyna Rıdvan Dilmen asist, Orhan Kaynakçı gol, 2 yalnız o asist de tam yani, o beğenmediği lakabı insanlar diyor diyor. Tam o üstün zekayı gösteren o topu düzeltip diyor. Tak tak tak, Hami Mandıra da ya, değil mi? Tabii. Orhan Pardon Kaynak, şey söyleyeceğim. Orhan, çok güleceksiniz o yüzden. Orhan bu konuyla ilgili ben 4-1 maç. Ben hem böyle Metin abiyle hem Oğuz abiyle yaptığım zaman röportaj, sonra Fatih Hoca ile bir araya gelince bu da benim yardımcıların yardımcısı. Hani
Çok güzel espriydi ama Fatih Hoca'nın. Ya benim orada derdim şuydu. Tabii ki Fatih Terim çok büyük katkı verdi. Olmasa olmazdı yani o başarı da. Hani yardımcılar yanında böyle kuklaymış muamelesi yapılmasına kamuoyunda ona kızdım. Fatih Hoca zaten yapmıyordu. Ben görüyordum öbür maçlarda da. Ama bak İsmail Hoca'yla yardımcılarının, Önder abinin, Önder Özen Hoca'nın tespitine... Ya hakikaten çok zihin açıcı bir tespit. Şimdi bak aynen o öyle. Görüntüyü düşün 63-73 arası. Abi 10 dakikada neyi tartışırsın? Yani şeyi ya mi tartışıyorsunuz? Yanında, bir dakika. Şeyi mi tartışıyorsunuz? Evet. Bir dakika. Mesela Aristo Platon tartışırsın abi 10 dakika. Anlatabiliyor muyum yani? Orada opsiyonlar önceden belli olmalı. Bu kadar akademik bak. Eski futbolcu diyor ya Önder abi. Ya eski futbolcu tabii eğitim de alacak. Bazı eski futbolcular gibi olmayacak. Yani çok... Yeni eski futbolcular gibi olmayacak. Beşiktaş bölümünde tekrar konuşacağız onu maalesef. Burada gereken böyle mesela bir ara hatırlıyorum. O Mehmet Aurelio'lar falan filan yapıyordu ya. Öyle değil mi? Emre Belözoğlu'nun sezonu muydu o? Evet. Oradan biri olacak. Bir Selçuk Şahin, bir Emre şey tarzı bir adam. Servet Çetin misali. Hani Fenerbahçe'de oynamış. Şimdi Servet Hoca başka bir şey söylüyor da. Yani orada mesela Samet'i tutalım mı alalım mı? O tecrübeyi yaşamış birisi gerekiyor. Zayt'sı alalım mı tutalım mı? Mesela yan tarafta birisi hocam onu açıyor yazacak Trabzon kulübesi. Onu açıyor çıkıyor. Samet kalsın diyecek yani. Evet aynen öyle. Aynen öyle. Hocam İsmail sarı kart gördü biz bir dakika İsmail stoperi almayalım. Evet. İcabında Zayt'sı tutup İsmail'i alalım diyecek. Abi hocam bak bu maç bitti. Bu maçı biz kaybettik. İsmail'i çıkartalım Demirspor maçını da kaybetmeyelim diyeceksin. Hı. Bunu kastediyorum. Sen nasıl zamanda İsmail yokken orada Zayt'sı oynattın? E tamam bu sefer de Zayt bırak 6 numarada kalsın. Stopere başkasını yani, al yani. Ben teknik ekibe bir takviye konusunun düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir. Önder biz Özen bu arada şunu demiyoruz. İsmail Hoca'nın yardımcıları gitsin yerine başkası gelsin demiyoruz. Takviye. Hepsi takviye, kalsın. Takviye. Artı takviye yapılsın diyoruz. Onu değil mi? İki. Yani. Ben tabii bunu Önder Hoca mesela futbolcu hoca yardımcıyı buradan böyle bir örnek verdi. İlginçtir bu. İki. Ömer abi nihayet kendisi de yazmış. 8 haftadır uyarıyorum diyor. Ben 7 haftadır diyordum. Bak demek ki 8 haftadır uyarıyormuş. 8 haftadır uyarıyorum. Tadiç de patlayacak diyor. Ve Dzeko'da düşüş var diyor. Kardeşim physical trainer'ın yeterli değil. Hiç kimse bana, Türkiye'deki hiçbir teknik physical trainer bana biz çok iyiyiz demesin abi. Arda Güler'in before after'ına bir bakın. Ondan sonra konuşalım. 4 aydaki değişimine bir bakalım. Zaten görmüşsünüzdür sosyal medyada. Ondan sonra bir konuşalım şimdi. Hala Mert Hakan yoksa, hala Cengiz Ünder yoksa, hala Joshua King yoksa bu doktoru da tartışalım abi. Bak doktor konusunda da Ertuğrul Karanlık konusunda da Önder Hoca'nın tamamen zıt şeyler duydum ben. Önder Hoca bence dünya çapında diyor. O çalıştı. Beşiktaş'ta da çalıştı referans, evet. Onun referans sportif direktörüyken evet. Ben de mesela önemli. Böyle o dönem şey diyordum adam için. Hocam bu adamın böyle doktorlar dizisindekilerden ne farkı var diyordum. Mesela ben de tam bence de benim de duyduğum buna iğneci Ertuğrul diyorlar abi. Bir iğne bulmuş işte bir şeyler iğne yaptırıyor bilmem iyileşiyor falan diyorlar. Yani yok ozon mu işte bilmem ne kanı falan. Ya yani bu işleri artık biraz ciddiyetle ele alalım. Daha önce Fenerbahçe'de görev yaptı diye hatırlıyorum ben Ertuğrul. Benim anlamadığım şu abi. Musa Sol döneminde. Benim anlamadığım şu. Ben Fenerbahçe seviyesinde bir kulübe başkan olsam, Beşiktaş seviyesinde, Galatasaray seviyesinde bir kulübe başkan olsam, Doktor Wolfart'la çalışırız biz. Ben sağlık kurulunu yani Doktor Wolfart ya. Rıdvan yani Dilmen'i falan böyle ameliyat eden adam değil mi Wolfart? Yener İnce var değil mi? Yener İnce vardı. Fatih Hoca zamanında da vardı. İşte Okan Buruk geldi ben Yener İnce'yle çalışmam, bilmem kimle çalışırım der mi abi? Dedirtmemen lazım. Yani o zaman hocam. O zaman seni birazcık şey yapman lazım yani bakacaksın ya bu bir istatistik birimi. En hızlı geri dönüş hangi kulüpte var? En hızlı geri dönüş bence Real Madrid bir numara bak. Eskiden Milan'daydı. Dönüşüm. Milan laboratuvarı varken o Kafular, Maldiniler hep 35 artı 4-5 oyuncu varken. Bayern Münih çok iyi. Evet. Abi bunlardan birilerini transfer edeceksin. İşte ben niye Doktor Wolfart'ı söyledim biliyor musun? O çok büyük bir böyle şey, ekoldü. Bayern Münih, Alman milli takımının. Evet. Daha sonraki yıllarda da hani ben tabii ki o yaşta belki adam yaşamıyordur. Yani yaşıyorsa Allah uzun ömür versin o ayrı ama. Yani evet. O ekolden tartışmasız. Yani Ertuğrul Bey daha önce de çalıştı. Evet Ertuğrul Bey ile ilgili enteresan. Gerçekten böyle yani Önder Özen'in bir tıp
spor tıpçısı, spor doktoruyla alakalı fikri benimkinden çok daha değerli ve önemli, o ayrı. Ben yok, sadece o dönem Beşiktaşlı oyuncuların o şey var ya, iğne muhabbeti falan. Çok dalgaya vuruyorlardı onu. Mesela biri sakatlanıyordu, bana diyor ki Ali abi bir dakika, ben bir iğne olup geleceğim. Ne diyorsun oğlum sen falan filan. Gel yok, abi sen de ol. Yeniden doğmuş gibi hissedeceğim falan. Yani şimdi bence doktorun ne kadar iyi olduğu değil, oyuncularıyla karşılıklı etkileşimi önemli yani. Yani dolayısıyla bak, ben tıp uzmanı değilim. Referanslar başka yerlerden. Ama bir bu işin listelemesi yapılır. Bizde niye bu kadar çok sakatlık var? Geri dönüşlerimiz çok uzun. Yani bu çok önemli. Geri dönüşlerimiz çok uzun. Cengiz nerede? Joshua King nerede abi? Bu geri dönüş konusunu falan iyi değerlendirmek lazım. Mutlaka fizik takviyesi lazım. Fizik hocası takviyesi lazım. Ben futbolcu teknik direktör yardımcısı takviyesi iyi fikir. Düşünülebilir. Bütün bunların yanı sıra enseyi karartmamak lazım. Devre arasında 3 tane transfer yaparsın. Şey de yalandır. Şey de bir yalan. Fener zayıf takımlarla oynadı. Büyüklere Galatasaray'la Fenerbahçe 11 maç oynamış. 8 tanesi aynı takım. 8'i çapraz işte. Yani Galatasaray'ın oynayıp da Fener'in oynamadığı bir Beşiktaş var. Bir Kayseri yok, var. Bir dakika. Bir kere Galatasaray'ın oynadığı böyle Trabzonspor'la. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oynadığı Trabzonspor bambaşka. Bambaşka. Kadrosu sana bambaşka Beşiktaş maçında. Galatasaray Fenerbahçe maçının hem teknik direktör hem kadrosu bambaşka. Ben listeyi çıkartmışım. Sana sayayım. Fener Gaziantep'le oynamış. Galatasaray'da oynamış. Fener Samsun'da oynamış. Galatasaray'da oynamış. Fener Başakşehir'le oynamış. Galatasaray'da oynamış. Fener Ankara gücüyle oynamış. Galatasaray'da oynamış. Fener Antalya'yla oynamış. Galatasaray'da Antalya'yla oynamış. Fener Rize'yle oynamış. Galatasaray'da Rize'yle oynamış. Fener'de Galatasaray'da Kasımpaşa'yla oynamış. Galatasaray Pendik'le oynamamış. Hani Fener kolay takımlarla oynadı, Galatasaray oynamadı ya. Pendik mi kolay? Yani zor takım mı Pendik? Ondan sen de oyunla oynayacaksın. Fener'de Galatasaray'da Trabzon denemiş. Burada eşleşmeyen iki takım var. Birisi Pendik, biri de Kayseri. Yok yani şey yok. Ne derler? O bir algı yani. Ha Beşiktaş. Bir de Beşiktaş var. Beşiktaş var. O yüzden saymasan hani, daha iyi şu ara. Yani dolayısıyla ama şimdi bak, Beşiktaş'ta senin o halde oynamam farklı. Fener tabii oynayacak ki, başkanlık seçiminden sonra o da farklı tabii, abi. Tabii ki. Ama tabii ağlayacak hali yok Fenerbahçe'nin de. Ya yok, bunlara gerek yok abi. Sen 19-19 yapacak güce sahipsen tabii, bir daha yeni bir seri yapabilirsin. Geri kalan mesela bu maçtan say abi, kalan 20 maçın 19'unu kazanırsan seri bozuldu diye ağlayacak mısın abi yani? Hiç. Deli misin? Yani Ludogorets maçı benim açımda mesela hiç önemli bir maç değil. Çok umursadığım bir maç da değil. Yenilmez. Adana Demirspor maçı önemli bence. Yani yenilirse şöyle kötü olur. İşte şeyde deplasmanda North Zealand'i yenmen gerekir falan. Yener. Yani dolayısıyla hani Ludogorets'e de en azından yenilmeden dönersin falan filan. Bence de yani dönmelisin. Burada Demirspor maçına kadar Samet'i kazanacaksın. Ya da Mert Müldür'ü orada deneyeceksin. Başka bir şekilde. Mert Müldür gene sağ bek oynattı hoca. Ama bu zamana kadar stoper Mert Müldür'ü de oynatması gerekiyor diyorum. Sevgili Ali, bu zamana kadar Mert Müldür'ü de çok ihmal etti. Evet. Bartu'yu çok ihmal etti. Sen diyordun. Çok az oynattı diyordun. Çok ihmal etti. Samet'i de çok ihmal etti. En azından Samet'le Mert'ten birini şeye yazmalıydı. Avrupa listesine. Bir ya hocam, güvenmiyorsan şey da bak, güvenmiyorsan da de ki ben Bartu'yu, Umut'u, işte Samet'i, Kent'i falan gönderin de biz de bilelim yani. Bir de pardon, Luan Perez'i kullanmayacaksan o zaman ya işte Emir Ortakaya'yı kiraya vermeyeceksin. Evet, sezon planlamasında. Ya da yeni çocuk neydi? Yusuf'u da verme abi. Ha işte Yusuf. Ya Yusuf da yaşı hani küçük, güvenmiyorsan o zaman onu kiraya ver. Yani anlatabiliyor muyum? Yusuf'u daha oynayabilecek olanı yani tut. Tabii. Onu söyleyeyim. Son olarak izninle. Hep sen konuşursun hakem meselesini. Çok da güzel anlatırsın ama. Ve sana böyle çok teşekkür ediyorum. Bir Fenerbahçeli bariz tartışılmaz birisi olarak çıktın söyledin böyle Osayi'nin pozisyonu. Sarı varken. Abi. Hazır böyle hava temizlenmişken onu söyleyeyim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Türkçe söyledim anlamadın. İngilizce söylüyorum. Anlarsın belki. Hani İngilizce bildiğin için hakem yaptılarsa bizim tartışmaya da gönderme yapıyorum. Mr. Difficult Little. Please quit refereeing. Please. Leave us alone. Ben böyle bir eyyamcılık, ben böyle şey görmedim. Osayi'nin pozisyonunda, Osayi ile Larsen'in 90+ penaltı tartışması. Yani tartışılacak bir şey yok.
Bir oyuncu o şekilde düşüyorsa yanlış görüp penaltı verebilirsin. Yanlış gördüm dersin. Yağmur yağıyordu, çamur vardı, bilmem ne. Vardaki yanılttı dersin. Tamam mı? Vardaki Çinli dersin, anlamadım dediklerini. Ama o pozisyonda penaltı vermiyorsan, o sayının bir sarı kartı var. İkinci sarıyı Kadıköy'de göstermeyeyim. Zaten bir oyuncuyu attım. Bu Eyyam'ı bırak ya. Bırak ya. Hakikaten bırak ya. O nasıl vücut dili, o nasıl güvensizlik abi. Mr. Difficult Little, please. Anlatabiliyor muyum? Git kardeşim, sal bizi ya. Yarın bugün Beşiktaş maçı yöneteceksin, Galatasaray maçı, Trabzon maçı bir daha yöneteceksin. Yani bir kez daha böyle Trabzonspor'u tebrik ediyorum. 26 yıl sonra ligde Fenerbahçe yendiler. Bence sezonun geri kalanında bu maçtaki hakemi falan hiç şey yapmasınlar. Bak tekrar bir ben, sen de ben de böyle Ertuğrul Doğan'ın. Tabii ki o da bir Karadeniz insanı ve o da bir Cem Dizdar'ın zamanında anlatmaya çalıştığı gibi. Kardeşim bana ne kızıyorsunuz? Ben böyle kabarıyorum işte, Karadeniz insanıyım diye. Hepsi böyle. Yani Şenol Hoca da böyle. Rahmetli Özkan Hocam, rahmetli Ahmet Hocam da böyle. Ahmet Suat Hocam da böyle. Yani o toprak öyle. Ama bak bu Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı modeli iyidir. Sabır. Bir kere bu kadroyu düzeltmek için daha bir iki takviye daha ihtiyaç var. Bak sonradan girenlere bakın, sırf oyuna giren çıkanlar. Sabredin. Bence bir kere daha şampiyonluğun en güçlü adayından bir tanesi olur sabredilirse. Daha önce olduğu gibi. Fenerbahçe'de de şunu söylemek zorundayım. Abi çok gereksiz bir panik, bir karamsarlık havası çöküyor takımın üzerine direkt. Yapmayın. Allah aşkına yapmayın. Tek söyleyeceğim bak şu. Bu sene o çok yok. Bak Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Fenerbahçeli kardeşim. Beraber gittik geldik. Dedi ki Ali abi ne olacak Fenerbahçe'nin hali maçtan önce. Daha Trabzon maçı oynanmış 19-19. Güzel kardeşim bak ama dedim, yani bir kere benden daha zeki birisin çünkü Boğaziçi'nde okuyorsun. İki, daha gençsin, folik asitle beslenmişsin. Hani doğuştan bizi kandırdılar. O senin amprikler, deneyciler, İngiliz deneycileri. İnsan zihni boş bir levhadır. Yani böyle akılsız da biz de ona inandık. Böyle. Siz öyle değilsiniz oğlum, bu yalanlara da yok. Siz bayağı folik asitten zeki. Boğaziçi kazanmışsın artık. Diyor ki Fenerbahçe'nin oğlum dedim, çocuğum, evladım. Bizim Beşiktaş 19'da 19 kazansaydı bu sene, bak inan ben seninle beraber vapura binmezdim İstanbul kartla. Ne yapardın abi? Şu Martı'nın yanında, Martı gidiyor ya hani simit atıyoruz. Hmm. Martı'nın yanında ne haber lan? 19'da kartal ben, ne haber ulan? Hani vallahi bunu yapardım ben. Bu nedense Boğaziçi'lisinden bizim mahalledekine, en okumuşuna okumamışına neden var bütün Fenerbahçe'de Serdar? Bu sırf son 10 yılda açıklayamazsın ki 19'da 19 ama kardeşim. Şimdi de 20'de 19 yaptın. O açıdan niye bakmıyor kimse? Bakıyorlar. Bu sene o kadar baksınlar, kırılmaz. Ne olur baksınlar. Sen bu konuda biraz önderlik yap, liderlik yap. Yani şey yalanlarına inanmayın. Şey yalanlarına inanmayın. Fener kolaylarla oynadı da bilmem ne de. Galatasaray'ın Trabzon'u kolay değil miydi yani? Şimdi onu boş verelim. O yüzden hani o algıları bırakalım. Bu maç İsmail Kartal'ın büyük bir hatasıdır. Daha da önemlisi kilitlenmesidir. Hocadan artık liderlik bekliyoruz. Liderlik yoksa olmaz. Her şey olur, liderliksiz olmaz. Onu söyleyeyim. Kendini yer atan futbolcularında hangi takım forması giyiyorsa giysin nefret ediyorum. Çünkü bu iyi lider ekibini güçlendiren liderdir. Emek hırsızlığıdır ve kul hakkına girmektir. O yüzden bunu yapmayacaksınız abi. Bunu hiçbir takım hiçbir yerde yapmayacak. O zaman maalesef geçelim Beşiktaş'a. Evet. Kaçarı yok. Ne yapalım? Süper Lig isim sponsoru Trendyol son roundu sundu.